17 yaşındaki Helin Palandöken'in okul çıkışı pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması vardı bugün. Ama o duruşma akıl almaz bir olaya sahne oldu sayın seyirciler. Sanık Mustafa Yetkin'in yerine duruşma salonuna gasp suçundan tutuklu Mustafa Yetkin isimli zanlı getirilince içeride buz gibi bir hava esti. Arkadaşlar yerden kaldırın ayaklarını yukarıya kaldırın. Okul önünde katledilen 17 yaşındaki Helin Palandöken'in teyzesi Fethiye Akın ilk duruşma öncesi fenalık geçirdi. Genç kızların yakınları güzeller güzeli Helin'i katleden sanık Mustafa Yetkin'in yargılanmasının başlanacağı duruşma öncesi zor anlar yaşadı. Helin'in kaybı bizleri hayattaki en büyük acıyı yaşattı. 127 gündür acımız hiç dinmedi. Helin bir daha gelmeyecek. Neden yaptınız? Pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin? Aç kapıyı. 21 yaşındaki Mustafa Yetkin 4 ay önce Helin'in okulunun önüne pompalı tüfekle geldi. Önce arkadaşı Deniz'i silahla yaraladı. Sonra yeni sevgilin bu mu diyerek Cemil'in göğsüne 2 el ateş etti. Helin'e açtığı ateşle de 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı. Helin bugün öldü. Evet ama ölmeden pompalı uğurlandı. Helin'e uzanın. Helin'i katleden, arkadaşlarını ise pompalı tüfekle yaralayan Mustafa Yetkin, yakalanacağını anlayınca bir liseye saklandı. Polisleri karşısında görünce intihar edeceğini söyledi ama kendi canını almaya cesareti yoktu. Bileklerine birkaç çizik attı, sonra direnmeden yakalandı. Neden vurdun öğrencileri? Helin'in katil zanlısı Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Helin için yüzlerce kadın duruşma salonunun önünde toplandı ve adalet istiyoruz diye bağırdı. Gerçek adalet değil, gerçek adalet. Milletvekilleri ve kalabalık kadın grubu tarafından da takip edilen duruşma geç saatlerde başladı. Ama büyük hata yapıldı. Mustafa Yetkin yerine Mustafa Yetkin isimli gasp suçundan cezaevinde yatan bir başka sanık mahkeme salonuna getirildi. Yanlışlığın ortaya çıkmasıyla zaten 3 saat geç başlayan duruşma başka bir tarihe ertelendi. Açık kapıyı.